Şimdi videoda da izlediyseniz dedim ki gönüllerimizi genellikle havaalanında tanışıyoruz dedim. Çünkü birçok İstanbul dışından geliyor. Kars'ından, Hatay'ından, Adana'sından tutun Türkiye'nin her yerinden gönüller geliyor. Bir keresinde 36 kişinin 26'sını hiç tanımıyordum, o alanda tanıdım. O bakımdan bu gönüllülük projesi Türkiye'de her yerde. Fatma Hemşire, sizler niye gelmiyorsunuz? Selma, sen niye gelmiyorsun? Yani tek tek bir çare. Eylem Hemşire Hanım. İsim de çağırdınız. Bilki Hanım. Mithat Özaydın. Evet, gönüllerimiz burada dururken şimdi efendim Profesör Yavuz Öloğlu Bey bizde iki kez geliyor. Burada tabi yapılan ameliyatları, kadın hastalıkları ve diğer ameliyatlar olduğu için görsel olarak gösteremiyoruz. Hakikaten çok başarılı kadın hastalığıyla ilgili çünkü Serhat Hocam da biraz sonra söyleyecek. Geri gelmişken hocam sen şey sahip. Hepiniz hoş geldiniz. Şu ana kadar bir drama anlattı. Onu istedim, onu da istedim. Bizim ekibimiz gerçekten idamlarını söylediği gibi hepsi seçme insanlar. Ve biraz da çatlaklar. Yani zaten normal insanın Afrika'ya gitmesi ve orada hizmetler yapması gerçekten çok akıl alı şeyler değil. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Biz genelde gittiğimiz zaman doktor olmadığı bölgeye gidiyoruz. Ve yaptığımız ameliyatlarla İbrahim abi anlattığı gibi yaklaşık 40 yıldır, 30 yıldır doktor yüzü görmemiş insanlarla orada temas ediyoruz. İşte dizlerine kadar sarkan fıtıklar, mesanesinde 20-30 yıldır kocaman armut büyüklüğünde taşlarla dolaşan insanlar. Ve buna benzer birçok vaka var. İnanın Türkiye'de görmediğimiz vakaları orada gördük. Kendim 21 yıllık hekimim, hiç görmediğim vakaları, yapmadığımız ameliyatları orada yaptık. Ve hepimiz de mesleğimize zekat olarak bunları görüyoruz. Son seyahatimizde örnek vereceğim. Birkaç örnekle kapatayım ama. Örneğin 25 yaşında bir kızımız vardı. 8 tane canlı doğumu var. Düşükleri saymıyoruz. Çünkü oradaki genç kızlar 10-11 yaşlarında evleniyorlar. Ve o yaştan itibaren tabii doğum kontrol yöntemleri de olmadığı için ve çok zor şartlarda ve bilinçsizce doğum yaptıkları için maalesef birçok komplikasyonlarla karşılaşıyorlar. En çok gördüğümüz sıkıntılar özellikle bizim fistül dediğimiz mesane ile vajina arasındaki bir delik oluşması ve kız çocukları yazık 15-16 yaşından sonra sürekli idrar kaçırır halde maalesef hayatlarını devam ettiriyorlar. Bu şekilde Nijer'de 200 bin tane kadın var. Yani fistül dediğimiz bu hadiseyle maruz kalan. İnşallah yerel ve kendimizin ait bir hastanemiz olursa bu vakaları da orada ameliyat etmek istiyoruz. Bu son seyahatimizde bahsettiğimiz kadıncağızın ise tamamıyla rahmi dışarıdaydı. Ve dolayısıyla kendisi ailesi tarafından dışlanmış ve böyle bir şekilde dolaşması, yaşaması onlar için büyük ızdırap. Yaptığımız ameliyatta tekrar eski sağlığına kavuştu. Tabi bu tarz yaklaşık 30'a yakın vaka yaptık. Hepsi birbirinden sorumlu. Gene başka bir vakamız var bu şekilde. 3 yaşında eli tamamıyla yanmış ve kontraktör dediğimiz halde yapışık elde. O çocuktan da çok nadir yapılan bir işlemle sünnet derisi, sünnet de olmamıştı. Vesile ve sünnetini yaptık. O sünnet derisini aldığımız parçayı ele yamadık ve o da sağlığına kavuştu. Yani o kadar çok vaka var ki anlatım bitmez. Hep sizin destekleriniz oluyor bunlar. Hepinize çok teşekkür ederiz. Bugün de buraya geldiniz. İnşallah bundan sonra destekleri destek göreceksiniz. Hepinize hayırlı akşamlar. Evet. Ayrıca Hanım, diş hekim Ayrıca Hanım'ın da bir hastası vardı hakikaten. Gittiğimiz günlerde bu vakayla karşılaştı kendisi. Vakayı görüyorsunuz. Hepinize hayırlı akşamlar. İbrahim abi bana Abdullah'tan bahsetmemi söylediği zaman acaba hangi bir şeyden bahsedeyim diye düşündüm.
Abdullah'ın arziyetinden mi, bizim arziyetimizden mi, imkanlarımızın darlığından mı, tedavi sürecindeki kalp çarpıntılarımızdan mı, Allah'a sığınışımızdan mı, onun gözlerinin derinliklerindekinden mi, yoksa bütün bir Nijer'den mi? Öyle ya, aslında sözün tükendiği, belki de insanın yutkunmaktan konuşasının gelmediği, söylenecek her sözün kifayetsiz ve belki biraz da yapmacık kalacağı bir durumdan söz edecektim. İbrahim Ali bana irticaren konuşmamı söyledi ama ben bunları kağıda dökmeyi daha uygun buldum. Çünkü oradaki insanların dünyasını doğru olarak aktarabilmek benim için büyük bir vebaldi. Uzun konuşma yapacağımdan endişelendi ama 2 dakikayı geçmeyecek, söz veriyorum. Her seferinde orayı görmüşken hayatıma nasıl da aynı şekilde devam edebildiğime hep çok şaşırıyorum. Bu benim 2. Nijer, 3. Afrika seyahatimdi. Ve bütün insanlığın haykırması gerekirken nasıl da sessizliğe gömüldüğü beni hep şaşkınlığa sürüklüyor. Ama yine de her şeye rağmen size birkaç cümleyle Abdullah'ı anlatmam gerekiyor. Teso'ya vardığımızın 2. günüydü Abdullah geldiğinde. 9 yaşında yetim bir çocuktu. Tabii bunu sonra öğrendik. Ona Abdullah adını Doktor Özlem ablası taktı. Zaten o da Allah'ın bir kulu değil mi diye Abdullah ismini Doktor Özlem adı vermiş oldu. Abdullah ilk gördüğünde ağzı yüzü kan içinde Doktor Ahmet Altıner'in acil hasta var bakar mıyız eşek etmiş diyerek getirdiği bir çocuktu. Dişinin birini kaybetmiş, albol kemiğinde de kırık oluşmuştu. Çok acı çekiyordu ama gerçekten çok vakur ve çok sabırlı bir beyefendi gibiydi. Belki de Nijer'deki hayat zaten onu böyle olmaya mecbur bırakıyordu. Hiç sesini çıkarmadı, sabırlı bir şekilde kırığını yerine yerleştirip Doktor Bey'in de yardımıyla dudaklarını, geri kalan bütün her problemli yerlerini dikip tedavisini yaptık. Sonra biraz enfeksiyonu gelişti. Özlem Hanım'la beraber 1 hafta boyunca kalp çarpıntısıyla her sabah hastaneye gittiğimizde sabah ilk işimiz Abdullah'ı görmek oldu. Özlem Hanım'a ayrıca çok teşekkür ediyorum. Onun tedavisini çok başarılı bir şekilde yürüttü. 3. gün ateşi düştü. Çünkü çok endişelendim. Hekim olanlar bilirler. Acaba osteomiyelit gelişir mi? Acaba nekroz olur mu? Kafa bölgesine çok yakın. Bütün vücuda enfeksiyon yayılır mı? Hep beraber ekip olarak duaya durduk. Abdullah orada sadece dişimi tedavi ettirmedi aslında. Kendisi için duaya duran evleri gördü. İstanbul'a haber sağladık. İstanbul'dan kendisine dualar geldi. Her sabah okunmuş Yasin'in sular hazırladık. Fatma Sema ablası, Fatma Hemşire ablası da başında dualar okudu. Bülent abisi onunla yemek yedirdi, kıyafet giydirdi. Anlayacağınız Abdullah oradaki binlerce hastadan bir tanesiydi. Her birine gösterebildiğimiz kadar şefkat ve ilgi göstermeye çalışıyorduk. Hekimliğin dışında sahip olduğumuz bütün güzel değerleri vermeye ve iletmeye çalışıyorduk. Takdir, hani buradan da anlayacağınız gibi aslında Abdullah'ı tedavi eden sadece biz hekimler ya da sadece 12. Nijer ekibi değildi. Tıpkı daha önceki Nijer seyahatlerinde de olduğu gibi bu Nijer seyahatinde de binlerce hastayı bizimle beraber tedavi eden siz bu salondaki kıymetli gönüllüler idi. Her biriniz bizimle beraber orada Abdullah'a ve binlerce Abdullah gibi Nijerli'ye dokundunuz. Kimileriniz malzeme gönderdiniz, kimileriniz ilaç gönderdiniz, kimileriniz maddi yardımda bulundunuz, kimileriniz gönül dolusu dua ve selamlarınızı gönderdiniz. İyi ki varsınız, çok teşekkür ediyoruz. Nijerlilerin deyimiyle sizler buradan oraya gittiğiniz zaman onlara cennetten bir kapı açılıyor ve sizler Türkiye'nin gururu, Nijer'in de umudusunuz. Yine Nijerli bir şeyhin deyimiyle sizlerin bu seyahati Allah indinde inşallah hac seyahati kadar belki de daha efdal. Allah bütün hayırlarınızı ve haclarınızı makbul etsin diyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Bana kısmı verdiği için de bu hizmette kullanıldığım için de İbrahim Ali'ye ve bütün bu çalışmaları daha önceden başlatmış olanlara çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.
Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki bizler konuşmaları kim yapacağı belli olabilir. Evet, hakikaten çok güzel konuştu. Ben de biraz duygulandım. Çok teşekkür ederim. İlan etmeyi unuttum. Bir hafta sonra dikişlerini alıp Abdullah'ı güzel bir şekilde teslim ettiğimizde orada ismi gibi olan bir anestezi teknisyeni var, Ebu Bekir. Ebu Bekir'den rica ettik. Bir hafta sonra Abdullah'ı tekrar görür müsün ve bize bilgi verir misin mail üzerinden diye. Ebu Bekir kendinden beklenenin çok daha iyisini yaparak şu gördüğünüz fotoğrafları çekip bir de güzel mail yazmış. Abdullah çok iyi, size teşekkür ediyor diye. Abdullah'ın iyileşmiş hali. Evet. Biz de teşekkür ediyoruz. Efendim...